İddianın sunduğu %100 futbol başlıyor. İyi akşamlar. Türk Telekom Stadyumunda dev maç sona erdi. Sarı Kırmızılılar Trabzonspor engelini 3-1 ile geçti ve lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada aradaki farkı 6 puana indirdi. İkinci sıradaki yerini korudu. Belhanda'nın ikinci yarıda skoru 3-1'e getirmesinden sonra Trabzonspor'un ard arda yakaladığı pozisyonlarda özellikle Muslera çok başarılıydı. Maçın sonunda 3 puanı 3 golle alan Galatasaray ilk yarıda kaybettiği 4-0 revanşında belki o maçın o noktaya gelmesinde en büyük mümessil olan Belhanda'nın da sahanın en iyisi olduğu bir karşılaşmanın sonunda 3 puanı aldı ama hakem Ümit Öztürk'ün de kararları kuşkusuz çok tartışılacak önümüzdeki saatlerde, günlerde ve geride kalan 21. hafta 2 maçla yarın sona erecek. Ama zirve bambaşka bir hal aldı. Beşiktaş'ın ard arda galibiyetleri, Galatasaray'ın aradaki puan farkını etmesi ve Başakşehir'in puan kaybı şampiyonluk yarışında başka bir tabloyu daha ortaya çıkardı. Hocam öncelikle maçtan başlayalım. Hakikaten özellikle 70 dakika nefes kesen bir mücadele ama 70'ten sonra da yavaş yavaş o temponun da getirdiği oyuncularda düşme. Son 20 dakika belki o tempoyu göremedik ama keyifli, heyecan verici bir mücadeleyi geride bıraktık. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün dev maçı? Öncelikle Kerem'e rica ediyorum ya iki seferdir. Bu sefer de kapalı ama bu kez iyi yaptılar açık tutup da. Evet, yoruma öyle başlayacağım. Yakaladın? Şunu yakaladım. Yakaladım derken şimdi bu saatten sonra kapatabilirsiniz artık. Ümit Öztürk, hakem. Arkadaş, maçtan sonra Trabzonspor ve Galatasaraylı oyuncuların birbirlerine davranışlarını, onu izleme şansım oldu. Kaleci Arda ile Muslera'nın forma ve eldiven değişirken, çünkü idoli Muslera, Arda çocuğumuz diyelim artık kardeşimizin. Tabii, 18-19 yaşında. Trabzonlu ve Galatasaraylı oyuncuların maçtan sonraki, bence şeyde, sürekli jeneriklerde kullanılması gereken bir nefis bir görüntü izledim. Sanki o müthiş maçı, sert maçı, kıran kırana maçı oynamadılar da hazırlık maçı, gazozuna maç yaptılar. Fakat Galatasaray'ın taraftarına, teknik direktörüne ve oyuncularına özellikle bölüm bölümde oynasa 20'şer dakikadan ortalama bir 60 dakika iyi futbol oynadı. Pozisyonlara da girdi onlara. Trabzonspor gibi büyük bir kulübün, büyük bir formanın, önemli bir teknik direktörün ve çok eskine rağmen oyuncuların ve şehrine bizi izleyenleri de maalesef maçın önüne geçerek bir hakem bu kadar pozitif geçen, goller güzel, oyun güzel, Galatasaray adına taraftar güzel. Sana ne hakim, niye bozmaya çalışıyorsun be kardeşim? Niye MHK'ye de zor durumda bakıyorsun? Veya şimdi Ümit Öztürk iyi giden bir hakem. Şimdi normalde atandığı zaman iyi dersin. Şöyledir. Mesela penaltıyı verdi ya ilk yarıda. Zaten Galatasaray hem özetlemiş olayım 20 dakika muhteşem bir futbol oynadı. Nefes aldırmadı. Nefes aldırmadı. Gol geliyorum diyordu ve penaltıyla geldi. Devre arasındaki yorumda dedim ki hakikaten de penaltı diyenler için de mutlaka bir şey görmüştür. Çünkü bunu da özellikle tekrar söylüyorum. Bülent Yıldırım da penaltı gördü ki VAR'a ihtiyaç duyulmadı. Şimdi bazen diyorlar ki VAR'a niye gitmedi? Hayır, VAR hakemi Ümit Öztürk'ü destekleyici bir darbe gördüğü için gitmedi. Ben gördüm görmedim, benim görmem önemli değil. Çünkü orta hakem ve benim gibi televizyonla hatta daha iyi teknoloji şartlarıyla izleyen arkadaşımız gördüğü için de ben bu konuda yorum yapamam. Daha sonra Trabzon forması başladı oynamaya derken nefis bir Rodrigo golü
alkışlanacak bir gol. 1-1 yine Galatasaray hücum üstünlüğünü öne geçirip bir şut, iki şut muhtemelen parantez genç bir kaleci vurun dedi. 2001 doğumlu oyuncudan bahsediyor kaleciden. Aferin kardeşimize yani Allah devamını getirsin. Yani Ünal Hoca'ya da ayrıca da bravo. Sakat olup oynamayan evet, Uğurcan mı? Uğurcan. Hani o sakat, o da en fazla 99 filandır. Uğurcan bir yaş küçük. Yok, 2002'li mi? Bildiğim kahveye giremez bunlar ya, 18 yaşından önce. Bunları kahveye almazlar bunları. Yedek 16 yaşında. Foroz'da kahveye giremez. Yok yok. Uğurcan sakat, kadro da yoktur herhalde. Ha, Uğurcan 22. Ha, o da genç bir takım. Arda 18. Evet. Uğurcan 22. Şimdi böylesine olumsuz şartlara rağmen Trabzon şehir nüfusu olarak küçük gözükse de çok büyük bir ne diyeyim, ülkenin önemli dinamitlerindendir. İnsan kaynakları da olsun ve özellikle bu Trabzon'un öncülüğü Trabzonspor'dur. Yıllarca şampiyonluklar falan diyerek. Uzun süredir hani şampiyon olmasa da bize her yer Trabzon dedikleri gibi, bak bugün de son 20 dakika bir sürü atak yaptılar. Kabullenemeyen duyguları her yerde vardır. Bu yüzden de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesidir. Bunun altını çizelim. İkinci yarıda Galatasaray yine iyi başladı. İyi oynayan Belhanda bir gol daha yaptı. Direğe çarpıp giren bir top daha vardı. Becerili bir gol yaptı. 3-1 yaptı. Trabzon dedi ki benim kaybedecek bir şeyim yok. Galatasaray takımı da ya 3-1 iyi skor. Perşembe'de maçım var. Biraz daha kontrolleyeyim derken bir pozisyon oldu. Markao'nun pozisyonu oldu. İstem evet. Dışı da olsa Trabzonsporlu Ekuba'yı ayağına bastı. Ümit Hoca bunu göremeyebilir. Çünkü basmadır o. Hani evet. Fakat tecrübeli bir hakem olduğu için ne diyorum ilk penaltı için? Bülent Yıldırım muhakkak bir şey görmüştür diyorum. Orada tutuyorum. Hani saygısızlık yapmak istemiyorum. Bülent Hoca da çağırmasının sebebi nasıl ilk yarıda penaltıda çağırmadı, doğru gördün dedi. Çağırdı, yanlış gördün hocam, bak gel sen buraya dedi bir. O da gitti. Benim gözlerim 3'e yakın oldu şimdi. Yakın mı? Yakınım. Gözlüksüz gördüm. Bir de gitti bu arkadaş. Baktı. Ya kim bakarsa baksın. O pozisyona kontrolsüz bir şekilde ayağına bastığını görür. Ümit Öztürk de gördü mü? Her açıdan gördü mü? Gördü. Hakikaten de Fatih Terim ve oyuncular şöyle yapacaktı Galatasaray taraftarı. Ya kısmete bak. Yanlışlıkla da olsa bastı ayağına. Hiç kimse de itiraz etmeyecekti. Muhtemelen de izlerse Fatih Terim de Trabzon'un bir penaltısı verilmedi deme ihtimali yüksek. 3-2 olunca psikolojik şartlarda girecek. Bu arada biraz daha geri döneyim. Maç 11'e 10 başlaması lazım ikinci yarıda. Çünkü Cagne ikinci sıradan atılmalıydı. Bu kadar basit. Bak Cagne ikinci sıradan atılmalıydı. Şimdi bunları söylerken bir yorumcu olarak, kaldı ki etiketimiz Fenerbahçeli olduğu için burada ben gurur duyarım da, yani ben objektif yorum yapmak şimdi. İkinci yarı Galatasaray Trabzon maçı 11-10 oynanacakken 11-11 oynandı hakem hatasından. 3-1 iken oyuna ortak olacakken penaltıyı vermedi. Şimdi iki tane kritik oyunu ve maçın gidişatını etkileyecek kararlar var. Doğru mu? Doğru. Sezonunu da etkileyebilecek belki de. Böylesine bir maçı bizleri böyle konuşturmaya zorluyor. Bu kadar güzel ve taraftarına ve oyuncuların, büyük kulüplerin emeklerini maçtan sonra Ümit Hoca'ya nispet eder gibi harika bir şekilde ayrılıyorlar. Biz de bu konuları böyle konuşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ne yapıyorlar sosyal medyada? Kardeşim sen Soldado'yu izledin, takip ettin, işini gücünü bıraktın. Çünkü Avrupa'da normaldir bu. Bana göre yani küfürün Türkçesi, İngilizcesi olmaz. Burada da ne yazıyor? Nagatomo da yaptı diyor. Hakem, oyuncu, sporcu, bak bu şöyle de yapabilir bir oyuncu. Yaptı da bugün birkaç oyuncu. Çekilecek gidecek abi. Nabız çıkmış 180'e. Küfür hakkı yoktur ama zaten bir cezalandırma yapmışsın Kayseri'de. Ondan iki dakika önce cezalandırma yapmamışsın Şamil'e, faulle. Faul bile vermemişsin. Üstüne de Soldado'ya sarı kart gösterip bir de kovalarsan bu adam ne diyor diye. Şimdi o zaman hemen standartları yan yana koyuyor insanlar. Durup dururken
sizi yöneten insanları da bu kadar illet eden ve bizi de antipatik hale getiriyorsunuz. Ha ben hiçbir şeyden rahatsız olan bir insan değilim. Benim için doğru neyse onu söylemeye çalışırım. İki tane sonucu etkileyici hatayla güzelim maçı mahvetti. Mahvetmeye çalıştı diyelim. Çünkü benim ölçümde şey yapmadı yani Trabzonspor'a önüne sıkıntı oldu yani, ama. Geçti demek biraz sana güç gibi. Seni ödüllendirmişler. Bazı tezlerimizde o zaman ne oluyor? Çürüyor. Ben mesela Alper Ulusoy FIFA'dan alındığı için kafası dağıldı dedim. Bu arkadaşım da FIFA verdiler. Onun yerine bu girdi oyuncu. Bu da o aynı. O zaman sıkıntı başka. Bakın hata başka bir şey. Örneğin Dirar'a kart göstermemesi yanlıştır. Örneğin penaltı vermemesi yanlıştır. Hata değildir. Görmemesi hatadır. Ben de hakem olsam görmeyebilirdim. 10 tane hakemin 9'u da görmez. Ama 10 tane hakemin VAR'a gidince 11'i verir. Bak 10 tane hakemin 11'i verir. Bu arkadaş vermedi penaltıyı. O zaman da sen bu akşam başlarlar artık herkes. Herkesi zor durumda bırakıyorlar. TFF'yi de bırakıyor, MHK'yi de bırakıyor. Onlar da ya yanlış eğitiyorlar. Bakın kuralları eğitmeyeceksiniz. İnsan olarak etkilenmemeyi eğiteceksiniz. Kuralları zaten biliyorlar. Bilmiyorlar mı kuralı? Şimdi gelir misin rica etsem? Dön arkanı canım. Gidiyorsun kaleye doğru cezası. Ben de geldim senin arkandan vurdum. Buna diyorlar ki sarı kart. Acıdı mı? Yo. İki. Bir diğeri de ekran şeye bakın. Şu basma. Resim, fotoğraf Abdülkerim'in hep kulakları ışındasınız. Çok doğru bir tespiti vardır. Eğer şu pozisyonu böyle dondurursak bu pozisyona penaltı verirsiniz derler. Doğrudur ama bu senin ama bu pozisyon basıyor. Şimdi şöyle bak, şu değil bak. Şunu vermem penaltıyı bak. Ben Marcao'yum. Evet. Top düştü. Topa vurdum, devamında bastım. Bak topa vurdum. Evet. Devamında bastım, vermem penaltıyı. Evet, Ekuban ama indirdi topu. Burası çok hassas bir yer. Vurdum. Bastım. Ayağımı kaçıramam. Ama topa vurmadım. Tabii ben topu çektim. Topa değmedim. Bastım. Kontrolsüz de olsa bastım. VAR'a gittim. Bak anını göremem böyle yaparım. Bir de VAR'da var ya bak. Bu kadar beklemem. Sürem nedir biliyor musun? Ümit Öztürk'üm. 10 kere falan ben gelirim yani. Bakarım. Hemen dönerim. Hemen dönerim bak bir saniyede. Bir de her açıdan baktı. Ya Bülent Hoca sana yardımcı oldu. Ve kardeşim yardımcı oldu. Maç bırak sana 3-2, 4-2, 5-2 bitsin. Niye ben 5 dakikadır Rıdvan Dilmen'i böyle zır 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 konuşturuyorsun? Estağfurullah. Günah diyeni mi Galatasaray'ın oynadığı topa? Belhanda'nın oynadığı topa. Kimse işte. Muslera'nın çıkardığı toplara. 2 tane altı pastan çıkardı. Onun için bunu da sakın böyle bazen hani aman Galatasaraylar tepki göstermesin, Fenerliler tepki göstermesin anlamda değil. Ben çıkarım, otururum, gördüğümü söylerim hocam. Kardeşim tamam o yüzden de biz çok şükür olsun yıllardır bu hata da yapabiliyor olabiliriz. Ama Fenerbahçe'de isyan eder tabii etmeyecek mi? Etmeyecek mi abi? Daha aynı hafta. Cuma akşamı. Aynı hafta seni bir temizlemişler. Aynı formalılar. Rakiplerine baktığın zaman ki şu andaki rakibi Galatasaray değil tabii yani puan olarak en azından. Sonuçta demoralize oluyor. Ve işte Semih Bey bayram değil seyran değil. Programa çıkıyor bize. Sağ olsun yani aradı. Programı buyurun efendim ne demek dedim Semih Bey. Her yere Galatasaray başkanımız da gelsin. Beşiktaş'a herkes de bize tabii ki ne diyecek? Arkadaşlar sizi çok özledim. Siz sohbete mi geldiniz? Mutlaka önemli açıklamalar yapacaktır. Şimdi Sayın Ali Koç'ta izlerken maçı muhtemelen diyordur ya arkadaş ne oluyor diyordur. Bugün itibariyle de söyleyecek bir laf yok. Galatasaray'a saygısızlık yapamayız. Oynadıkları oyuna saygısızlık yapamayız. Biz şöyle konuşabiliriz. Galatasaray Fatih Terim yapması gereken, çözmesi gereken ki tekrar Allah rahmet eylesin babasına mekanı cennet olsun kolay değildir. İki gün sonra maçı çıkıyor fazlalıktır. O işinin başına geçecektir sonuçta. Hayatta devam ediyordur. Ateş düştüğü yere yakar ama sonuçta çok üzücü bir olay tabii. Şimdi bakacak hoca. Kaç puan var içeride Murat'cığım? Kaç puanı var? Galatasaray'ın. Ben 3 numarayı takayım bir. Attığı gol. İçeride 25. Sevgili izleyiciler toplam içeride 31 gol atmış. 10 gol yemiş. Artı 21 averajı var. Deplasmanda 10 gol atmış. 13 yemiş. 13 yemiş. Eksi 3 averajı var. Evet. Artı 21. Eksi 3. 25 yani, puan 14 puan. Bugün maçın ilk yarısına baktım. Herhalde Benfica teknik direktörü ilk yarım saat seyrettiyse eyvah yandık bizler. Biz gidelim kalemizin önünde bekleyelim der.
İlk yarım saati izlediyseniz. Ama aynı adam şeydeki maçı seyrettiyse Alanya'daki, oho biz bunları eleriz der. Fakat ligin 21. haftası bitirdiğinde içeride ve dışarıdaki bu kadar 24 gollük fark çözülmesi gereken bir kadro, aynı kadro geçen haftaki, sadece santrfor Çakne'nin Mitroğlu oynamıştı. Bu farkı bir türlü aşamıyor. Tabii ki artık deplasmanlar kolay değil. Oynayamazsın ama Fatih Terim'in hep önde baskılı oynamak isteyen bir teknik direktörken için için yiyordur. Bu her antrenör ister şampiyonluğu oynarken. Bu yüzden de bugün dolu dolu güzel, heyecanlı maç izlettirdiler. Kaliteli işler de yapıldı. Genç oyuncuların hedefleri yolunda gittiklerini görüyorum. Gelişimi de gösterecekler. Yunal Karaman kardeşimiz de yani bakıyor kulübeye, nasıl oyuncu sokayım, değişiklik de yapacak durumda değil. Çok yorulan orta saha Torre'yi çıkarıp Yusuf aldı oyuna. Abdülkadir'i aldı. Sousa zaten sakattan çıktı. Henüz hazır değil. Dolayısıyla çok zayıf anında yakalandı ama kadro zayıflığı diyorum. Tekrar söylüyorum. Bazen başarısı güçlü olmak önemli de Trabzon çok güçlü. Yani Trabzonspor'un futbol takımından bahsetmiyorum. Trabzonspor'la oynamak, ben oyuncuyken de aman Trabzon maçı var dersiniz. Özel bakarsınız o maça. Onu da gösteriyor bakın. 18 yaşında da olsa 20 yaşında da alıyor sol eliyle başlatıyor. Bakın güvene bakar mısın? Bu arada Trabzonspor'un altyapısındaki hocalar Allah razı olsun bizden. Zaten Trabzon, Bursa, İzmir böyle iyi oyuncular geliyor. Tebrik de diyorum. Hoş, mecburiyetten biraz daha böyle hani transfer yapamazlıklar ama her şeyde bazı hayır vardır. Galatasaray'da şampiyonluk yolunda hele hele Başakşehir puanı kaybetmiş. Ben kaçırmam böyle fırsat dedi. Öyle bir ilk yarı başladı ki maça. Allah'ım yarabbim. Yani dayanman, Trabzon tam kadro olsa da açık söyleyeyim o ilk 15-20 dakika inanılmaz bir tempoyla. Zaten ligimizin ilk 20 dakikasını en iyi oynayan takımı Galatasaray'dır. Özetle içeride. Kısaca dediğim 15 dakikadır özetim bu benim. Senin ilave peki Cagney'den biraz bahsedelim hocam. Nerede görüyorsunuz? Valla Cagney'le ilgili biz ortalama Galatasaray'da da gol atacaktır. Ama faydalı santrafor. Çok iyi futbolcu değil. Ayrıca da Fatih Hoca ile ben veya Mustafa Deniz'le oturup konuşmak isterim bir gün bu konuda. Allah Allah. Enteresan. Çünkü enteresan bir CV'si var. Aslında enteresan CV'sinin içerisinde de bir tane dünya kulübü bir şey görmüş. Juventus. Böyle basat takımlarda oynamış bu. Oynayamamış. Çin min bir şeyler yapmış. Fakat Juventus bir yatırım yapmış bu oyuncuya. İsteyen Juventus yani. Avrupa'nın ve Güney Asya'nın takımları almışlar. İş yapmamış o oralarda. Sonra birdenbire bakın. Demek ki bir ışık görmüş Juventus. Ki bu tür kulüpler Borussia Dortmund'da öyledir. Ya bir yatırım yaparlar. Evet. Bir denerler. Ozan mesela bizim gitti çocuk. Bir şey gördü ki fiziğine belki de. Fakat onun Kasımpaşa serüveni oyuncu oldu birdenbire. Bir baktık 12 tane atmış 17 maçta. Fakat orada bir soru işareti bırakmış. 4 tane sarı kart görmüş. Santifor çoktur. Ve gördüğü sarı kartlara baktığım zaman hani böyle kontrata kesmek için yatarak falan değildir. Bugün bir tane yaptı. Yapmaması gerekiyor. Sarı kartlı bir oyuncu o faulü yapmaz. Mesela yani yarı alanında hem de. Yani. Evet. İlk yarıda da aldatmaya yönelik niye vermedi diyorlarsa VAR'a gidilmez öyle pozisyonla ilgili. Zaten penaltı olsa VAR'a gidersin. Evet. O yüzden bunu da açıklık. Penaltıyı incelerken görse. Evet. Bugün örnek Konya Spor maçında. Evet. Konya takımı bir penaltı kazandı. Hakem gerçekten ben de olsam hakem olarak penaltı görürdüm pozisyonu verdi. Sonra VAR uyardı geldi. İptal ettiği gibi Konyalı oyuncuya doğru bir sarı kart. Burada gitmedi o pozisyon. İlk yarıda burada. Gitmedi çünkü doğru da yaptı. Yanlış. Onu aldatmaya yönelik de yapmazdım zaten ben. Hani çal, aldatmaya yönelik vermem ama ikinci pozisyon için aynı şeyleri söyleyemem. Faydalı olur mu? Bence olur. Bence olur ama ikinci yarıdaki daha şunu gördüm yalnız. Çok ceza almayı potansiyel bir oyuncu olduğu için bugün ikinci yarı yoruldu zaten dikkat ediyorsan. Pek de ortalıkta yoktu. Herhalde. Ahmet Ağoğlu konuşuyor. Tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Alınlarından öpüyorum. Bir takım ruhu içerisinde nasıl mücadele edilirse o şekilde mücadele ettiler. Arkadaşlar 1915 yılında
Trabzon Lisesi bütün öğrencilerini Çanakkale'ye vatanı savunmaya gönderdi. Ve o lisenin öğrencileri, daha doğrusu o lise 2 sene hiç mezun vermedi. Emperyalist kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti. Değişen bir şey yok. Bugün yine Trabzon'un 17-18 yaşındaki gençlerinin, Trabzon gençlerinin, Trabzon spor takımının farklı bir şekilde katledilişini izledik. Ama şartlar ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Bu takım mücadelesini vermeye devam edecek. Neticede bu bir futbol müsabakası. Yenilebilirsiniz, yenebilirsiniz. Ama yenileceksek bırakın futbolu oynayarak yenilelim. Dış müdahalelere ve bu 17-18 yaşındaki çocukları bundan 105 sene önce Çanakkale'de katledildikleri gibi katletmeye hiç kimsenin hakkı yok. Değişen bir şey yok. O gün emperyalistti düşmanlarımız. Bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bugün eğer Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak, Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, Türk futbolunun bir noktaya gelmesini istiyorsak biz bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce hiç okutmayalım. Ya da İstiklal Marşı'nı okuyan 17-18 yaşında hala yarısından fazlası Trabzon'da lisede öğrenci olan bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım. Fazla da söyleyecek bir şey yok. Pozisyonlar herkesin malumu. Her yerde tartışılıyor. Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Dediğim gibi bu bir futbol müsabakası, spor müsabakası. Yenebilirsiniz, yenilebilirsiniz. Berabere kalabilirsiniz. Her türlü sonuç çıkar. Ama müsaade edin, oyun oynansın ve oyunun neticesi oynanarak tecelli etsin. Buna bir şekilde müdahil olursanız bu 17-18 yaşındaki çocukların ve aynı ruhla mücadele eden oyuncuların hakkı, vebali hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağırdır. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Başkan herhangi bir şey yapacak mısınız? Biz bu şekilde çıkıp aynı oynadığımız futbolu oynamaya devam edeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Her şey, oynanan her şey, sergilenen oyun bütün ülkenin gözünün önünde sergileniyor. Daha doğrusu herkesin, dolayısıyla herkesin görmüş olduğu bir şey için yapılacak olan herhangi, zaten bu başımıza gelen ilk vaka değil. Üstü üstüne tekrar. Ama tekrar söylüyorum. Ya bırakın şu çocuklar mücadelelerini sahada versinler. Yani benim 17 yaşındaki kalecim gol yiyorsa, hatalı gol yiyorsa bırakın hatalı gol yesin. Yok, hayır, biz burada Trabzonspor olarak kendi mücadelemizi kendimiz veriyoruz. Bu herkesin gözünün önünde cereyan eden bir olay. Dediğim gibi aradan 105 sene geçti. Mücadelenin ruhu değişmedi. Sadece düşman şekil değiştirdi. İster istemez insanın ağrına gidiyor. Bu çocukları bu şekilde biz geliştiremeyiz. Türk futbolunu bu şekilde bir noktaya taşıyamayız. Eğer bu gençlerin öğrenecekleri bir şey varsa bırakın mücadelelerini vererek öğrensinler. O düdük çalacaksa ortaya adaletli olarak çalsın. Skor koptuktan sonra maçın son 10-15 dakikasında işte ortaya çalınan düdükler veya hiç hak etmediğimiz halde lehimize verilen fauller falan, biz bunu da istemiyoruz. Allah bize değil haram tek puan, değil haram tek gol, haram tek faul, tek vuruş nasip etmesin. Biz bu gençlerle ve bu takımla, Trabzonspor ruhunu yakalamış olan bu takımla bu mücadeleyi ligin sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Ama bundan ders çıkarması gerekenler var. Bunlara bakıp utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? İnsan en azından sahaya çıkarken, o düdük elindeyken, şu esame listesini aldığı zaman, esame listesindeki oyuncuların doğum tarihlerine bir bakar. Ben olsam, ya bugün ortaya çalmak için azami gayret göstermem lazım derim. Ama ben bunu göremiyorum.
ve bunun ağırlığını yaşıyoruz. Biz bu çocukları sürekli çalıştırıyoruz, sürekli motive ediyoruz. Bu çocuklar bu kadar çabuk, bu kadar kolay yetişmiyorlar. Ama getirmiş olduğumuz noktada bu şekilde bir sonuçla karşılaştığı zaman bunlar, bizler yönetici olarak bu çocukların yüzüne bakamıyoruz. Yönetici olarak bu çocukların gözünde biz bunların hakkını koruyamayan insanlar olarak algılanıyoruz. Ağrınıza bu gidiyor. Konuştuğunuz zaman, söylediğiniz zaman ceza yiyorsunuz. Konuşmayacağım. Maç öncesi, maç sonrası. Bu sportmenlik dışı bir konuşma değil. Kimse bunu lütfen bu şekilde algılamasın. Biz sadece ve sadece bu çocuklara oynayabilecek ortamın sahada sağlanmasını istiyoruz. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Ne haram tek puan, ne haram tek gol, ne de haram tek düdük Allah bize nasip etmesin. Hakkımız neyse o çalınsın. Ama hakkımız çalınmadı. Hakkımız çalındı, hakkımız olan çalınmadı. Başka. Bu akşamın yani 4-5 kelimeyle özeti bu. Ben öyle bir şey söylemedim. Yani o düdüğün asın. O düdük asılmasın. O düdük adaletli çalsın. Ben bunu istiyorum. Ben kim oluyorum ki yani bir kulüp başkanı olarak? Yakışır mı bir kulüp başkanına? Falan hakem düdüğünü alsın, filan hakem işte ne bileyim bayrağını alsın, kokartını çıkarsın. Hayır, yok öyle bir şey. Söylediğim şeyler tekrar tekrar söylüyorum. O düdük lütfen adaletli çalsın, o bayrak adaletli kalksın. Ki ben 17-18 yaşındaki çocuklarımı gönül rahatlığıyla sahaya sürebileyim. Arkalarında durabileyim, onlara bu cesareti verebileyim. Veriyoruz da aslanlar gibi de mücadele ediyorlar. Uzun yıllar sonra ilk defa mağlubiyetlere rağmen taraftarının bu kadar sahip çıktığı bir Trabzonspor görüyoruz hepimiz. Ama ben onun için kalkıp ondan görüşeceğim. Ne isteyeceğim ki ben insanlardan? Biz sadece burada adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ve Türk futbolunun filizi olan, fidanı olan bu gençlerin bu kadar erken yaşta bu şekilde budanmasına karşıyız. Daha hassas davranılması gerektiği düşüncesindeyiz. Onun için ben hiç kimseyle görüşmeye niyetim de yok, öyle bir düşüncem de yok. Sayın Başkan, VAR'a rağmen tartışmalar daha fazla olmaya başladı. VAR sistemi için ne düşünüyorsunuz? Sistem mükemmel. Neticede teknoloji. Her şey orada gösteriyor. Ceza sahası içerisinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız eğer, topa hamle yapmasını engelliyorsanız bunu teknoloji size gösteriyor. Ama bunun kararını verecek olan neticede yine bir insan, yine bir hakem. Yani var mı, yok mu? Var veya yok. Neye göre var, neye göre yok? Emin olun yani ben de anlayabilmiş değilim. Tekrar tekrar söylüyorum. Biz bugün Galatasaray'a yenilebilirdik. Daha farklı da yenilebilirdik. Bu maç çok farklı sonuçla da bitebilirdi. Ama bırakın mücadelemizi yaparak, o mücadeleyi vererek ve eğer yeniliyorsak da o mağlubiyeti başka nedenlere, başka şeylere bağlamadan içimize sindirerek buradan çıkalım. Yanlışlarımızı, hatalarımızı biz kendi içimizde düzeltelim. Biz bunları düzelteceğiz. Bunların üstesinden geleceğiz. Oyuncularımızın yapmış oldukları hatalar, onlar zaten bizim kendi hatalarımız. Biz bunları giderebiliriz. Ama neticeye tesir eden hataları kim düzeltecek? Var mı düzeltecek? Veya başka bir yöntem mi var? Bilemiyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sayın Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağoğlu'nun konuşmalarını dinledik. Tabii maçın sonrasında biraz doluydu kendisi. Herkesin pozisyonlar, maç hakkında görüşleri olabilir. Hepsine saygı duyuyorum ama çok nazik bir konuda bence biraz ileri gitti. Yani bu ülkede herkes o savaşta Hasan Tahsin'inden Sütçü İmamı'na, Şerife Bacısı'na, yani bir tek orada değil, orada biraz kırdı başkalarını da. Sayın Başkan tabii çok yüklüydü. Bunu kastetmek istememiştir ama yaptığı benzetme biraz farklı noktalara gidiyor. Bizi de üzdü. Bilmiyorum hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle, futbol bir oyundur. Oyunda da bir takım hatalar olur. Hatta bugün olduğu gibi
gördüğü halde görmediği gibi bak hatta da yanlış da olur. Genç oyuncuların üzülmesi de olur. Ama futbolla mesela çok Çanakkale'yi hafife almayalım. O başka bir şey. Yani orada mermi taşıyan kadını erkeği. Yani bu biraz çok fazla fevri ve sinirle söylenilmiş bir şey olarak değerlendiriyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşları falan futbol oyunuyla karıştırmamak lazım. O işin Trabzon'u, Antep'i, Konya'sı yok. Gayrimüslimler bile katılmıştı o savaşa. Türk olmayan insanlar da bizle birlikte savaşmışlardı. Tabii ki Trabzon'da çok önemli insanlar. Mesela Şenol Hoca'nın ben hikayesine baktığım zaman akrabalarından falan Sarıkamış şehidi bile varmış yani. Bunlar önemlidir fakat çok tabii yani Trabzon bence başkanı... Bence oralara gitmemesi gerekirdi yani. Bence hakikaten o işi oralara götürmemek de... Bu, bir de teferruattır denir ya mesela Ersun Hoca'yı ben okudum geliştirdim ya. Vatan dışında, aile kavramları dışında teferruat kelimeleri çok hafife alınmamalı diye düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum açıkçası. Her yerde kullanılmalı. Evet, her yerde kullanılmalı. Bu olay da öyle ama onun dışında empati yapalım. Trabzon başkanıyım. Büyük hayallerle geliyorum. Ekonomik sıkıntılar içerisindeyim. Büyük bir kulübüm. Ve kendi ölçüleriyle mağdur olmuş. Düşünemiyor musun? Ben Trabzonspor'un başkanı değilim. Ben sadece bir yorum yapan bir insanım. O tabii çok üzgündür. Trabzonlular da şu anda çok üzgündür. Tersi olsa Galatasaraylılar da aynı hisler oluyordu. Tabii ki benzetmeler olmaya şey yapalım. Bir de şunu da açıklık getireyim. Ahmet Bey'in İstiklal Marşı ile ilgili söylediği şunu da belirtmek istiyorum. Ben bir gün yabancılarla ilgili konuşurken şunu da söyledim. Allah'tan Galatasaraylı veya herhangi takımın minik çocukları sahaya çıkıyor da bir tribünlerde insanlar İstiklal Marşı söylüyor. İstiklal Marşı'nı o maksatla söylediğini düşünmüyorum yani. Bir ironi yaptı. Yabancılarla ilgili de Galatasaray 11 yabancıyla çıksaysa hukuk dışı bir şey yapmamıştır. Galatasaray yazan tüzüğü uygulamıştır. İnsanların algılayamadığı konu şu, bizim eleştirdiğimiz falan eleştirmediğimiz konu değil. 14 yabancı 11 oynayabilir yazıyor mu abi? Hukuksuzluk yapmışlar mı? Yapmamışlar. Yarışmanın kuralları gereği. Ahmet Bey'in eleştirisi o stat'taki kulübe değildir. Ayrıca da zaten 4 yıllık bir kuraldı. TFF'yi bu konuda kesinlikle eleştiriyorum. Devre arası transferinden önce toplanıp 14 ise 14 olarak karar alınması lazımdı. Çünkü devre arasında çok sirkülasyon oldu. Yine transferler yapıldı. Dolayısıyla hemen haydi beyler seneye 10'a indirdik, 6'a indirdik durumu yok. Böyle bir hak da kimseye vermezler. Öyle bir şey olmaz. Kulüpler federasyon oturup da beyler bir dakika ona göre planlamanızı yapın dememiş. Ama özellikle Devlet Bankası'nın önderliğinde yapılan kulüpleri bir nefeslendirelim. Ama ondan sonra transferi soruyorum. Bize soracak dediler federasyon. Sordular mı federasyon alırken oyuncuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Konya, Eskişehir, evet. Elazığ neyse. Onun için hemen de seneye beyler bu yabancıdan indi derseniz problem olur. Kulüpler zarar görecektir. Düşünürsünüz, oturursunuz, değerlendirirsiniz ve geç kaldınız. Kulüplerle birlikte değerlendirirsiniz. Ekonominize bakarsınız. 2 yıl sonra başlamak veya seneye yavaş bir öyle 5 kişi gelmesin, 10 kişi gelmesin. Tren kaç çünkü. Onu bundan 3 ay önce yapacaklardı. 3 ay önce yapamadıkları için veya yapmadıkları için. Kulüpler de istemiyor çünkü öyle bir şey anladığım kadarıyla. O yüzden de ne yapayım şimdi yarın dediniz ki seneye 13 yabancı. Kontratlara bakın bakalım. Galatasaray oyuncu almış, Fener oyuncu almış. Beşiktaş, Rize bir sürü oyuncu almış. Yerli almadı Rize. Evet bir sürü oyuncu almış. Şimdi ne yapacaklar kontratlara? O yüzden en azından bugünden 2 yıl sonranın kararını alabilirsiniz. Yavaş yavaş o da hadi hep beraber denmez. O yüzden Ahmet Bey'in belki de transfer yasağı olmamış olsaydı sadece Yusuf Abdülkadir oynuyordu belki. Ben Trabzon'un 9 tane yabancıyla çıktığını dün gibi hatırlıyorum. Yani ama çok bu, ama hoşumuza giden Hüseyin'in falan. Yani çok değerli ama, bir ama spor adamı. Ama Ahmet Bey'in de tabii canım. Yani, ama Ahmet Bey'in de Çanakkale mevzusu dışındaki serzenişleri bir Trabzonspor başkanı da kolay değil yani. O da ağlamamak için zor tutuyor kendini görmedin mi? Yok. O yüzden
empati yani yaptığımız oraya kadar diyorum zaten. Yok canım, o Sarıkamışlar, 15 Temmuzlar falan filan. Çanakkale, Manakkale'li bu toplama işler. O zaman o karşıdakilerin hangi noktaya koyuyorsun? Yani anlatabiliyor muyum? Bugün bu duruma maruz kaldığın... Ya şimdi... Nasıl karşıdakiler? Ya şimdi hakemdi, federasyonda onları da düşman kuvveti olarak mı görüyorsun? Öyle. Yani öyle bir şey. Orada biçtiler, burada da biçtiler. Yani ama ben bence gerek... programı nasıl açtım ben? Herkesi zor durumda bıraktı. Yani Türkiye'nin herhalde futbolla ilgilenen, seven... Şu takıma duyduğu sempati, yani taraflı tarafsız herkesin sempatisi var mıdır? Uğurcan'ından, Abdülkadir'ine, Yusuf'undan. O başka bir şey. Bak, bu gençleri görmek, hafif sakal bırakmış Arda, 2001 doğumlu, benim kızımdan da küçük oğlum, bırak kızımdan da küçük. Bir genç çocuk Muslera'ya gitmiş, Muslera zaten, bakın tekrar söylüyorum. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak Spor Bakanımız, TFF yapmaz da, yani yap, devlet olarak Muslera gibi, kayıt gibi, Muslera diye bir oyuncu geldi Türkiye'ye, Güney Amerikalı. Ya arkadaş, 3 yese de centilmenliğini bozmuyor. Deplasmanda gidiyor, herkese karşı fair. Çocuğa bugün sarıldı. Çünkü evet, o çocuğun hayalindeki Muslera evet, olabilir miyim diye bakıyor. O yüzden bu başka bir şey. Ama bir de Trabzonspor'un tarihi bir şeyi var yani. Geleneği var, çok büyük bir kulüp. Bugün Kemal Belgin abimizin şeyini seyrettim ben, pardon, uzadı işte. Eski futbolcudan falan bahsediyor. Çok güzel, nostaljilerini izliyorum. Çok da 60 yıldır futbolun içerisinde olan bir insandan bahsediyoruz. Allah uzun ömür versin. Mesela orada Ali Kemal abiyi konuştular. Ali Kemal abiyi sen de seyrettin. Tabii, Solak. Kardeşi benim takım arkadaşım. Mükemmel bir insandır, Osman Denizci, kulakları çınlasın. Diyor ki orada rahmetli oldu Cemil abi, Kadir abi falan. İşte Şenoğullar. Bir anda Serdar bizim Beşiktaş eski. O da iyi futbolcudur. Evet, çok evet, da sevdiğimiz abimizdir. Bir anda kadro dışı kaldık diyor 5 kişiye. Ondan sonra çöküş başladı Trabzon'da diyor. Bak, bu çok önemli bir şey. Mesela tarihe baktığımız zaman o klasik şampiyonluktan geçen kulüpten Şenol abiler 5 kişi kadro dışı kalmışlar. Bakın tarih önemlidir. Yani kaç yıldan bahsediyoruz? Belki de 35 sene oldu. Ama bugün yine Trabzonspor bir kültür, bir ekol, başka bir camia. Ama tekrar söylüyorum, 15 Temmuzlar, Çanakkale'ler, Kurtuluş Savaşları, Sarıkamışlar falan, bunlar öyle 500 kilo şeyi taşıyan insanlara falan kıyaslamamak lazım orada. Maraşlısı da var, Aydınlısı da var. Gitmemek lazım. Tabii ama yani, onu da üzüntüsüne bağlayalım. Evet, fazla çok doğru. Evet. Bir aranın ardından devam edeceğiz. Evet, Sayın Başkan'ın duygusal konuşması sonrası şimdi tekrar evet, sahaya kısaca dönelim. Yapayım. Kısaca, çünkü futbolcuların da demeçlerini dinleyeceğiz. Galatasaray 4-3-3 başlayıp gerçekten etkili oynayarak özellikle sol taraftan, özellikle ilk yarıda sol taraftan çok etkili oldu ve sonucu elde etti. Yıldızlama vereyim 5 üzerinden. 3, 2, enteresan bir şey söyleyeceğim. 1, 1,5. Kuşkularım doğdu bir anda bu oyuncuyla ilgili. 3, 3,5'tan 4, 2, 2, 4, 2, 3, 2. NDI'ye 2 mi verdin? Ama takımın bütünlüğü için 3 yıldız. NDI'ye 2 mi verdin? 2 verdim, 2. Hadi 3 vereyim, doğru. Zaman şimdi aklıma geldi birkaç çok pozisyon. Çalıştı yani. Peki. Gelelim Trabzonspor'a. Trabzon, Arda, gönlümden ona bir 4 vereyim. Ki hani iyi oynamadı ama onu ayırtalım. Biraz önceki cümle. Cesareti. Evet, cesaretinden dolayı. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3. Etkili oynadılar yani. Etkili oynadılar. Üstünlük sağladılar zaman zaman pozisyon anlamında. Ama oyunun genelinde son bölüm dışında Galatasaray oyuna daha hakim ve iyi oynadı. Hele ilk yarım saat. Evet. İnanılmazlık. Belhanda'nın açıklamaları var maç sonrası. Hazır şıkır şıkır gelmiş. Ama renkler bugün olmamış hocam. Olmamış. En iyi maçım diyemeyiz. Başka maçlarda da çok iyi oynadım. Bu akşam 2 gol attım. İyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol olur. Geçen hafta 8 puan fark vardı. Bu hafta 6'ya indi. Bu yarışta biz de varız. Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Demiş. Yusuf neler söylemiş? Yusuf'a geçmeden şunu söyleyeyim. Tabii hocam. Ben golün birini Belhanda'ya yazmam. Onu söyleyeyim. Yönü değişiyor çünkü. Yönü değişiyor. Kaleciye doğru gidiyor bu.
Katılıyorum. Evet. Galatasaray'ın penaltısı penaltı değil. Ekuba'nın pozisyonunda VAR'a bakılıyor. Penaltı verilmiyor. Canımız acıyor. Üzülüyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Bir de Ünal Karaman'ın söylediklerine bakalım. Oyuna bize yakışmayacak şekilde başladık. Bir tedirginlik vardı. Daha sonra yerli yerinde oturdu. Gol pozisyonları da bulduk. İkinci yarıdaki baskı yetmedi. Kısıtlı sayıda oyuncuyla yenile yenile büyüyebiliriz. Bu tarz yenilgiler galibiyetlerden daha önemli. Oyuncularımı tebrik ettim. Kaybedebilirsiniz ama bu kayıplar farklı kazançlar olarak döner. Sakatların düzelmesiyle daha farklı bir takım oluruz. Verilmeyen penaltıyı çok net gördüm. Demek ki bazen bakmakla görmek farklı. Bazen bakarsınız göremezsiniz. Biz gözle ve gönülle görmeye devam edeceğiz. Demiş Ünal Karaman. Ya müthiş bir şey biliyor musun sondaki cümleler? Kitapta şiir gibi söylemiş. Ünal Karaman benim takım arkadaşım milli takımdan. Çok iyi futbolcuydu hatırlamayanlar için söyleyeyim. Çok iyi bir sağ içti böyle. Müthiş bir orta sahamız. Topa muhteşem vururdu. Trabzonspor kulübünde kutlarım bu konuda. Herkese yapmazlar onu. 5-0 mağlup oldular. Üst üste mağlubiyetlerden sonra üstüne 5 yedikleri halde devam etme kararı aldılar. Malatya'da mıymışlar? Malatya'da 5-0 mağlup olmuşlardı. Doğru yaptıklarını görebiliyoruz. O yüzden de ona da sağlıklar hocam, demin yazdım. Arda 18, Hüseyin 21, Abdülkadir Ömür 19, Yusuf 22, yedek kaleci Cem 19, Ali 19 yedeklerde, Murat Cem 20, Berkay 19, Batuhan 24, açık söyleyeyim. Abdülkadir 24. Açık söyleyeyim sana. Uğurcan, Abdülkadir ve Yusuf dışında mecburiyetten. Onu söyleyeyim yani, sana. Hüseyin'i yani nasıl buluyorsunuz? O da Trabzon için şu an itibariyle şampiyon oynayan bir kadronun stoperi şu an için değil. Şu an için de Arda oranın Trabzonspor için yeter. Olacaktır tabii bu oyuncular. Ama üçünü ayrı tutuyorsunuz yani. Üçünü, bir de oyuna giren Abdülkadir de yavaş yavaş gelmek üzere. Ama bu üç oyuncu ekonomik durumları iyi olsaydı zaten biraz geriye gel Muharrem Usta Bey dönemine. Evet. 11, bu 11'den iki tanesini görürsün. Evet. Zaten bekler ama sakat. Ama dedim ya eğrisi doğrusuna geldi diye. Sakat. Evet. Yani dört tane uluslararası evet yıldız yok. Onazi, Sosa ortada. Pereira ile Novak. Hocanın açıklaması var mı? Gelmedi mi hocanın açıklaması? Hocanın açılması gelmek üzereymiş. Bekleyelim istersen. O zaman bir reklam arası daha verelim. Tamam. Belki reklam arasında yetişir. Evet, son bölümde birlikteyiz. Fatih Terim'in maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların bir özetini ekrana getireceğiz. Bugünkü ortaya konan performans gerek seyir gerek pozisyon açısından son zamanlardaki en önemli maçlardan biriydi. Kalitesi çok yüksek bir maçtı. Hele hele 20-30 dakika çok yüksek bir tempo ortaya koyduk. Maçın genelinde direkt oynayan, pozisyona giren, topu iyi çeviren, oyunu kontrol eden bizdik. 3 puan önemli ama bu istek, bu oyun anlayışı benim için çok önemli. Oyuncularımız oynadıklarından zevk aldı demiş. Oyunu değerlendirmiş Sayın Terim. Ama genel itibariyle Galatasaray-Trabzon maçları değil mi hocam? Yani son dönemde zevkli, gollü. Ben Trabzon'un her maçını beğeniyorum hocam. Yani derbilerini. Evet. İşte, kötü Beşiktaş-Trabzon hatırlar mısın? En son maç. Kötü Fener-Trabzon. Bu sene ilk kez kaybettiler üç büyüklerden birine. Evet. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı burada evinde yendi. Beşiktaş, burada Beşiktaş'la avantajını koruyamadı. Berabere kaldı. İlk defa yenildi. Ama şu da var. Kapatırken hocam Benfica, siz değindiniz yani Benfica'nın hocası ilk yarım saati gördüyse eyvah demiştir ama ilk, zaten TT'ye gelecekler. Nasıl bir tahmininiz var? Benfica'da tabii teknik direktör değişiminden sonra böyle bir kıpırdanma oldu onlarda. Eski kadroları var mı yok mu? Sezon yok. Sezon başı Fenerbahçe maçlarında ben çok beğenmemiştim. Evet. Ama onların da özellikle içeride oynadıkları bir yarım saat, iki evet, yarıda oynadıkları. Galatasaray'la benzer bir tempolar var kendi evinde ama. Ama umuyorum ki Galatasaray bugünkü ilk 25 dakika oyunu her iki yarı toplamda 40, hani 25-25 yapsa da yeter buradaki maç için.
Fenerbahçe'de Zenit'le oynayacak zaten. Onu da yarın Semih Özsoy'la, Semih Bey'le konuşuruz. Yarın akşam Semih Bey'le konuşacağız. Bu arada iki maçla sona erecek. 21. hafta hakikaten hakem performanslarıyla tartışıldı. Yarın akşam Ankara Gücü Kasımpaşa, Sivas Akhisar maçları var. Zirvede Başakşehir'in 45 puanı var. Galatasaray 39 puanla farkı 6'ya indirdi bu hafta. Beşiktaş 3. sırada, Malatya'nın puan kaybetmesiyle 36 puanla. Tabii Malatya Spor, Konya Spor'da 1-1 berabere kaldı. Bugün yine çok... Şöyle bir şey söyleyeyim Murat. Şimdi artık puanlar, hani eskiden çok puanlar oluyor ya. Öyle 3 takım falan çok büyük puanlar almaz. Yani geçen senenin çok altında kalır puan. Vardan sonra puan ortalaması düşer. Düştü zaten. Kazanmak. Geçtiğimiz yılın puanlarına baktığımız zaman Başakşehir 2 puan geçen yılın önünde. Geçen bir tek o. Diğer kulüplerin hepsi bir yıl önceye göre eksi, yani geçen yıldan daha düşük puanda. Evet, Galatasaray 75, Fenerbahçe. Hayır bu hafta itibariyle. Hayır diyorum. Bitirdiğinde. Bitirdiğinde zaten 75, öyle. 75, 72, 72, 71. Öyle bir şey olmayacak bir daha yani diye düşünüyorum. Yani 4 takımın 70'i geçmesi. Zor gözüküyor. Zor vardan gözüküyor. Sonra. Evet, bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam karşınızdayız. Hoşçakalın. İddianın sunduğu %100 futbol sona erdi.